Evet, herkese merhaba. Bir soru cevap videosunu daha çekiyoruz. Yusuf Bey sormuşlar. Merhaba Şadi Hocam, bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Java gördük, çok da sevdim. Güzel. Fakat aklımda iki soru var. Uzmanlık alanı olarak Android dünyaya giriş yapmak istiyorum. Bir diğer yandan da JSP ile uğraşmak istiyorum. Ama uzmanlık alanı olarak kararsızlık içerisindeyim. Android'i geleceğin işi olarak görüyorum. Bu konuda sizin tecrübenize dayanarak nasıl bir yol izlememi önerirsiniz? Kurumsal dünyada Android ve JSP'ye bakış açısı nedir? Ülkemizde yurt dışında ne gibi avantajları, dezavantajları var? Ne gibi kriterlere dikkat ediyorlar? Şimdiden teşekkür ederim demişler. Biz de bilebildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışalım. Şimdi aslında Android ile kastedilen, yani mobil uygulama diyebiliriz buna daha genel olarak. Başka, yani mesela Microsoft ortamında, .NET ortamında veya iOS'te de geliştirme yapılabiliyor. iPhone'lar için. Ve JSP arayüzü, yani aslında Server Side Scripting diye geçen, yani web sayfası üzerinden bir hizmetin sunulması denilebilir buna. Bunun alternatifleri de var. Yani işte ASP ile sunulabilir, PHP ile sunulabilir, değişik alternatifleri var. Bu iki şeye de baktığınızda, teknolojiye de baktığınızda bunlar kullanıcıya ulaşan front-end development diye geçebilecek. Yani son kullanıcıya ulaşan, son kullanıcının doğrudan etkileşime girdiği, interact ettiği uygulamalar. Dolayısıyla bu teknoloji hiçbir zaman bitmeyecek. Bunlar başka teknolojiler de olsa, bugün ismini bilmediğimiz teknolojiler de olsa, yarın başka bir teknoloji mutlaka burada yer alacak. Mutlaka kullanıcıya bir arayüz olarak bizim ulaşmamız gerekecek. Mobilde veya web sayfası üzerinden veya hem mobil hem web sayfası üzerinden ulaşmamız gerekecek gibi duruyor. Dolayısıyla bu teknolojinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyleyebilirim. Özel olarak Android veya özel olarak JSP derseniz, orada biraz daha tabii pazara bakmak lazım. Ne yöne yönlendiğini incelemek lazım. Android'in pazarı şu an çok büyük. Malum iOS ile birlikte, iPhone'lar üzerinde geliştiren uygulamalarla birlikte şu an en iyi, en fazla pazar olan iki uygulama alanı. JSP de gene Java teknolojisine dayalı, Android'e benzer şekilde ve arayüzde, web arayüzünde Java'nın son frontend olarak en fazla kullanıma sahip olan yer. Dolayısıyla internet üzerinden bir şeye erişilecekse ve arka planda Java kullanılıyorsa birinci tercih JSP. Tabii direkt JSP kullanmayan, bunun üzerinde frameworkler kullanan teknolojiler var. Başka frameworkleri kullanıyorlar. Alt tarafta JSP'yi hiç görmeden bu framework'ı kullanmanız da mümkün olabiliyor. Ama neticede kullandığı teknoloji JSP ve siz o frameworklere girecek olsanız bile önce JSP'yi öğrenmenizi tavsiye ederiz. Dolayısıyla özetleyecek olursak, işin içinde Java varsa mobilde Android, işte webde JSP demek doğru olabilir. Java'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz derseniz, iyi görüyoruz. Şu an en çok kullanılan, kurumsal anlamda benim kişisel görüşüm, en iyi dillerden birisi. Yani en severek kullanılan dillerden birisi, sevdiğim dillerden birisi. Tabii pazar dinamikleri çok farklı, pazarlama stratejileri çok farklı firmaların. Ve dolayısıyla gerek çalışan profili, gerek projelerin profili açısından farklılık arz edebiliyor. Bugün kullanılan teknolojilerin yarın olmasının bir garantisi yok. Yarın yeni şeylerin çıkmayacağının bir garantisi yok. Ama bunları öğrenirseniz yarın çıkan teknolojilere de kolayca adapte olabilirsiniz. Bugün en son teknoloji olarak kullanılan şeyler bunlar. En gelişmiş firmaların kullandığı teknolojiler. Bu alanda var olmak yarın da sizin yeni çıkan teknolojilere kolay adapte olmanızı sağlayacaktır. Henüz öğrencisiniz. Öğrencilik için, öğrencilik seviyesinde öğrenilebilecek iyi dinler bunlar. İyi teknolojiler ve sizi ileriye götürecek teknolojiler ve bunları şayet iyi öğrenirseniz diğer teknolojilere de kolay adapte olabilirsiniz. Örneğin çok iyi Java bilirseniz C# öğrenmek sizin için çok kolay bir iş olacaktır. Çok benzer çünkü. Tabii detaylarını öğrenmeye başlayacaksınız bu sefer. O framework özel detayları, .NET framework'ünü öğrenmeye başlayacaksınız. Ama şu anda bir öğrenci olarak ayırabileceğiniz vakti ve gidebileceğiniz derinliği düşünürsek buradan başlamak iyidir. Sizi bir yerlere getirir. Ve öğreneceğiniz şeyler hemen hemen her ortamda da karşınıza çıkacak şeyler olacaktır. O yüzden sizin seviyenizde başlangıç için tavsiye edilebilir iyi yerlerdir. İkisi arasında hangisini yöneleyim derseniz, öyle bir sorunuz da var. JSP mi, yani web teknolojilerine mi yöneleyim yoksa Android mobil uygulamalara mı yöneleyim derseniz, o birazcık daha sizin kişisel görüşünüze göre şekillenebilir. Cep telefonu, mobil uygulamalar çok hızlı yayılıyor ve orada ciddi bir pazar var. Direkt uygulama yazıp satma şansınız var. Birazcık böyle JSP gibi uygulamalar için kurumsal firmalara daha çok yönlenmeniz gerekecek gibi duruyor. Çok fazla küçük firmalar veya tek başına bir firma kurup JSP üzerinden kod yazıp satma şansınız yok gibi duruyor. Ama Android öyle değil. Android'de yazdığınız kodları doğrudan mesela bir oyun yazıp veya basit bir bilmece soran bir program yazıp şu anda satabilirsiniz.
Burada hangi ölçekte işi düşündüğünüze bağlı biraz daha sorunuzun cevabı. Şayet ben bireysel tek başıma bir şeyler yapacağım, bir yerlere gelmek istiyorum, kod yazacağım, yazdığım kodu satacağım, doğrudan pazara koyacağım diyorsanız Android daha cazip gibi, nispeten daha cazip gibi duruyor. Bununla birlikte daha kurumsal firmaları hedefliyorum, bilgi tecrübem olsun, orada geliştirmek istiyorum derseniz J2EE yani Enterprise Edition'ın altında tabii JSP geçiyor. O Java Enterprise Edition'a girmek daha doğru olabilir ve sizi daha uzun vadede daha ileri yerlere taşıyabilir. Ama tabii Android de kurumsal firmalarda kullanılıyor. Yani cep telefonu üzerine mobil uygulama yazan çok fazla kurumsal firma da var. Veya bunu outsource etmeyi de tercih edebiliyorlar. Nispeten biraz daha farklı bir dünya olduğu için outsource eden de çok fazla firma var. Başka firmalara yazdıran firmalar da var. Ama bunlar birazcık daha zannediyorum mezuniyet sonrası sizin kafanızı kurcalayacak şeyler olacaktır. Şu aşamada hangisinden hoşlanıyorsanız, hangisi size zevkli geliyorsa ona yönelmenizi tavsiye ederim. Çünkü şu aşamada hayatı yeni tanıyorsunuz. Bu dünyayı, bilişim dünyasını yeni tanıyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar zevk alırsanız o kadar daha uzun vadeli, uzun soluklu olacak sizin için ve o kadar daha bu işlere bulaşacaksınız. Bu da iyi bir işaret, iyi bir şey olacak demektir. O yüzden siz zevk aldığınız, daha çok hoşunuza giden hangisi ise web programcılığı veya mobil programlama o alana kaymanızı tavsiye ederim. Henüz ikinci sınıftasınız, daha uzun bir yolunuz var ama şimdiden aramıza hoş geldiniz. Başarılar dilerim.